Alo. Anne, nasılsın? Ne yapıyorsun? Aa, sağ ol yavrum, iyiyim. Mutfakta yemek hazırlıyorum. Aa, kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsundur. Ah yavrum benim. Hadi kalk kalk bey, gidiyoruz. Anne. Oğlum. Baba. Bak, senin en sevdiğin yemek. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. İsimleri gizli, güzel ömürleri olsun inşallah. Mısır çorbası için neler kullanıyoruz efendim? 200 gram mısır kullanacağız. 1 çay bardağı krema kullanıyoruz. Çiğ krema kullanacağız. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı, 1 çay bardağı un, 1 tatlı kaşığı sebze çeşnisi kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberimiz var mısır çorbası için. Mısır çorbasının malzeme listesini verdik. Evet, Ümit ustamız başladım. Çorbamızı yapmaya başlayacak. Şimdi. Ama ben ne yapacağım şimdi? Bir yandan da sizlere yele salatasının da malzeme listesini vermek istiyorum. Bir yandan da Selçuk ustamız bizlere salatamızı hazırlasın. Şöyle malzeme listemi sayayım. Arkadaşları bekliyorum ben. Ne yapacağız şimdi? Biraz sıvı yağ koydunuz. Az bir tereyağı. Sıvı yağ koydum. Şimdi tereyağı yanmasın diye sıvı yağı koymuştum. Tamam. Yağımız eriyene kadar ben malzeme listemi vereyim. Tamam. Yele salatası için bir tutam maydanoz kullanıyoruz, bir baroka kullanacağız, bir tutam taze soğan, bir tutam taze nane, bir tutam dereotu, bir bağ taze nane kullanıyoruz. 100 gram ceviz içi, 3 adet domates, 3 adet de biber kullanacağız yele salatamız için. Bir bağda kuzu kulağı kullanacağız. Kuzu kulağımız da var. Bir bağda kuzu kulağı arkadaşlarımız eklesinler. Bir bağda kuzu kulağı kullanıyoruz. Yemeklerimizi yaparken yine malzeme listemizi rica edelim. Arkadaşlarımız ekrandan geçirsinler, izleyenlerimiz güzel bir şekilde alsınlar diye. Yağımız eridi. Evet. Mısırımızı atacağız. Şimdi ne yaptık? Biraz sıvı yağ kullandık. Çok az bir sıvı yağ kullandık. Üzerine tereyağı attım. Tereyağı eridikten sonra mısırımı atacağım. Evet. Mısır donuk tercih ettik biz. Dondurulmuş konserve mısır. Konserve tercih edebilirler. Evet. Şimdi biraz aromasını alacağım. Mısırın aromasını alacağım. Tamam. Aslında mısır kavurur çorbası da çok güzel olur. Her türlü çok farklı ve çok lezzetli oluyor. Kesinlikle kremalı. Öyle. Gayet iyi olacak. Kesinlikle inşallah. Öyle. Bir yandan da Selçuk ustamız salataya başlayacak şimdi. Tamam. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Mısırlarımız evet. Hafif böyle ne yaptık? Aromasını aldım mısırını. Az bir kavurdum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Şöyle unumu ekledim. Unu kavuracağım. Bu mısır çorbasında krema olacak. Şöyle unumuz bir çay bardağı kadar mı? Yoksa biraz bir yemek kaşığı mı? 2 yemek kaşığı kadar attım ben. 2 yemek kaşığı un. Evet. Bir çay bardağını litreye göre hesaplamıştım ama 1 litre yapacağım suyu. O yüzden az attım. Evet. Şefim gene aynı şekilde maydanozların genelde sap kısımlarını atarlar. Ya da bilenler vardır. Maydanozdaki özellikle intihap sökücü özelliği vardır. Şimdi unumu kavuruyorum. Evet, unumuzu da kavurduk. Şimdi bir çorbamızı, bir salatamızı anlatıyoruz. Hiçbir şey kaçırmasın sevgili izleyenlerimiz diye. Evet, vaktimiz kısıtlı olduğu için. Unumuzu kavurduk, suyumuzu evet. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Suyun miktarı ne olacak? Suyun miktarı 1 litre kadar olacak burada. 1 litre kadar. Çorba kaşığı kullandık unu. Tabii ben göz kararı ayarlıyorum. 5 su bardağı gibi düşünebiliriz. Aslında kişi başına 1 su bardağı da çorba da ayarlayabilirsin. Evet. O şekilde şey yapalım. Evet. Ustam doğru söylüyor. Ailemiz biraz karabalasa biraz da fazla çorbamızı ne yapabiliriz? Hazırlayabiliriz. Evet. Suyumuz kaynattıktan sonra sebzeli çeşniği ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Karabiberimizi ekleyeceğiz.
Soğuk en suyla son... mı açıyoruz bu arada? Ilık sıcak su da olabilir ama sıcak su değil. Ilık veya soğuk su olabilirse daha mümkün olur. En son kremamızı ekleyeceğiz. Kremamızı birlikte 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alacağız. Tamam, o zaman diyoruz ki biraz sıvı yağımızı koyduk, tereyağımızla beraber erittik. Mısırımızın hafif aromasını aldıktan sonra yağımızda kavurduktan sonra unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz 2 yemek kaşığı kadar. Sonra 2 su bardağı dedik ki biz 1 litre kadar 5 su bardağı diyelim. Evet, 5 su bardağı. 5 su bardağı kadar suyumuzu da açıyoruz. Ilık veya soğuk olacak. Kaynadıktan sonra sebze çeşnisini ilave edeceğiz. Evet, sebze çeşni tuz karabiber kullanacağız. Biz değirmen kullanacağız. İsteyen toz kullanabilir. Hı hı. En son krema ekleyeceğiz. Tamam, harika. Krema ile lezzeti tamamlamış olacağız. Evet, o zaman kaynamasını bekliyoruz. Evet, bugün görüyorsunuz hem güzel lezzetler yapıyoruz hem de faydalı bilgiler paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Mısır çorbası da çok sevilen bir çorba. Biraz sonra inşallah Ümit Usta'mız. Bir de anlatın isterseniz Ümit Usta ne yaptık? Biz sık sık tekrar ediyoruz çok... izleyenlerimiz için. Çorba kaşığı kadar sıvı yağ koyduk. Çorba kaşığından sıvı yağdan sonra tereyağı koyduk 2 çorba kaşığı kadar. Tereyağdan hemen sonra mısırımızı attık. Mısırımızı hafif kavurup evet, unumuzu ilave ettik. Suyumuzu koyduk. Şimdi sebzeye çeşitli ve tuza geçeceğiz. Kremaya geçeceğiz. Evet. Sırayla. Şöyle çeşnimizi sana doğru verelim, tuzumuzu. Evet, kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Evet. Görüyor musun Abdullah nasıl kaynıyor? Bir de kremamız. Kremamızı hem çorbalarda hem de yemeklerimizde özellikle ben kremamızı tavuklarda çok fazla beğeniyorum değil mi? Tamam. Çok farklı bir tat ve lezzet veriyor. İzleyenlerimiz de bol bol kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Çorbalarda da genellikle çok farklı bir tat ve lezzet veriyor. Bol bol kullanabilirsiniz, onda bir sıkıntı yok kremamıza. Ne kadar kullandık çeşniyi? Çeşniyi 1,5 çay kaşığı kullandık. 1 çay kaşığı tuz kullandık. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş kremayı dökeceğim. Evet, bir telefonumuz var bu arada. Alo. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Umut Bey hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Sizi izliyoruz. Ümit Bey'in de ben akrabasıyım ayrıca. Öyle mi? Umut Bingöl. Evet. Evet, eşimin amcasının oğlu kendisi. Tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Umut İyi Bey. İyi programlar, teşekkürler. Sağ olun, Samsun'a selamlar. Komple mutfaktan. Güle güle. Evet, ben artık aşçılara bu soruyu sormuyorum. Karabiber. Çünkü hep genelde diyorlar ki terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. İş yerinde o kadar çalışıyoruz. Bari eve giderken hazır yemek yiyelim. Var mı öyle bir şey sizlerinde? Ben bazen mutfakta 15 saat çıkamıyorum. İnanın 15 saat içerisinde hiçbir şey yemiyorum. Evet. Eve gittiğimde acıktığımı hissediyorum. Saat gece 12'de olsa artık evde ne varsa onu yiyorum. Hiç aramıyorum. Yani şu iyi olacak, şu şöyle, ya şu yemeğin içinde şu var falan. Evde böyle eleştirirler ya. Eleştirir misiniz eşlerinizi yemek konusunda? Ben şahsen eleştirmiyorum. Evet, Selçuk Bey'den öyle ses çıkmıyor. Öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lüksleri yok. Olursa şayet biraz sonra görürüm yani. Karıştırmayalım. Ben değirmen karabiberimi bir çay kaşığı kadar attım içine. Çektim daha doğrusu. Ocağından bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı değirmen karabiber. 1,5 çay kaşığı da sebze çeşni attım. Sebze çeşni, evet. Tamam. Şu an kokuyu duyuyorsunuz siz de. Evet, çok güzel kokuyor gerçekten. Evet. Bir çay bardağı kadar da çiğ krema. Evet. Tamam. Çay bardağından biraz daha fazlası olabilir bir yani. 1,5 diyelim mi? 1,5 diyelim, tamam. Evet. Tamam. 1 litre suyla birlikte alıyorum ben ocaktan. Tamam. Kaynattık. Evet. Şu an çorbamız hazır. Çorbamız hazır. Şöyle ben tabaklarınızı da hazırladım. Sana şöyle tabaklarımızı da verelim. Şunları kaldıralım ortadan. Şöyle evet, alayım isterseniz. Rica ederim. Şöyle kalınlığı da görebilirler herhalde. Şu kalınlığa da bakabiliyorsunuz herhalde. Görebiliyorsunuz. Çok güzel. Evet, krema onun kıvamını yoğunlaştırmış. Yoğunlaştı. Onunla birlikte kıvamını yoğunlaştı. Şöyle tabağımı alayım. Seyirciler de görmek isterse şöyle. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet. Alıyorum böyle. Gayet yoğun, güzel kokulu ve lezzetli bir çorba oldu. Şöyle.
Artık Umut Bingöl'e bu menü uygulayacağız artık, öyle gözüküyor. Sana gelecek herhalde. Tuzda balık, mısır çorbası. Yele salatası mıydı Selçuk Usta? Evet. Yele salatası, mısır, mısırlı helva mısır mıydı? Mısır unu helvası. Evet, tam o menü tamam. Tam evet. Bir menü olmuş, çorba, ana yemek, başlangıç. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel lezzetler hazırladık. Söyleyecekleriniz varsa son sözlerinizi alabiliriz. Vedamızı yapıyoruz sizlere artık. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bizi çok teşekkür ederiz. Gururlandırdığınız için. Buradan ayrıca da Eskişehir ve İstanbul halkına sonsuzlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kadar. Buradan İstanbul Esenler'imizi takip eden izleyicilerimiz için teşekkürler yolluyorum buradan. Kendini evet. Seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize selamlar, sevgiler olsun Komple Mutfak'tan. Bugün bitirdik, bugünü bitirdik ama yarın yine aynı saatte karşınızdayız. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.